Hulusi abinin şöyle bir cümlesi var, sözü var. Hulusi abi buyuruyor ki, Risale-i Nur'u okuma, anlama ve anladığını yaşama var. Risale-i Nur hizmetiyle ilgili Hulusi abi bu cümlede 3 tane tespit yapıyor. Risale-i Nur'u okuma, tamam okuduk. İkinci merhale, anlama. Okuduğunu anlama. Tahkik mesleği. Mana tabakalarında derinlik. Güzel. Üçüncüsü de anladığını yaşama var. Matlup Kemal da anladığını yapmak, yaşamak. Cümleyi tamamlayalım. Buyuruyor ki, Risale-i Nur'u okuma, anlama ve anladığını yaşama var. Biz acaba işin neresindeyiz diyor. İşte bu noktaya nazardan her bir kardeşimiz okumada, İşte ne kadar okuyorum, okuduğumu anlama noktasında ne kadar gayret gösteriyorum, şevkim, hamiyetim, gayretim, anladığımı yaşama noktasında fiilen ameli hayatımın istikameti nedir diye herkesin kendi aleminde kendini murakabe ve muhasebe etmesi lazım ve elzemdir. Risale-i Nur'un dairesi, hakiki şakirtlerin dairesi, ruhsat dairesi değildir. Azimet dairesidir. Azimet dairesi içerisinde bir masariyette tahkik mesleğidir. Üstad bazı risalelerde ne diyor? Müdakkik kardeşlerim diyor değil mi? Müdakkik kardeşlerim nazarına arz ediyorum diyor. Müdakkik bir nur talebesi la mevcuda illahu demeye muhtaç olmaz. Risale-i Nur'u ciddi manada ve sürekli Allah okumakta bize muvaffakiyet versin. Okuduğunu anlamada mana tabakaları noktasından da rusuhiyetimizi ziyadeleştirsin. Ve matlup kemal mana da anladığını yaşamak, fiili hayata dökme noktasında da Allah ihlası istikametten bizi ayırmasın.